Yüz yıllar boyunca Anadolu diye Anadolu'da diyar diyar gezeyim dedi. Her yerin eski efsanelerinden tutup da günümüze kadar gelmiş tarihsel olayları yazayım dedim. Ne var ki Anadolu'nun çeşitli ekonomik, toplumsal kargaşalığının içinden çıkabilene aşk olsun. Örneğin bir yerden bir yere giderken insan attığı bir tek adımda felsefenin baş döndürücü bir doğruuna fırlar. Atılan ikinci bir adımda ise estetiğin derin bir uçurumuna tepe taklak dalar. Bu efsaneler dağlara, taşlara sinmekle kalmamış, bütün insan oğullarının gönüllerine de sinmiş ve onların hemen hemen kültürel bir yurdu olmuştur. Halikarnas Balıkçısı 1890-1973 Tarih sahibi Sadrazam Cevat Paşa'nın kardeşi, Tarihçi yazar vezir Mehmet Şakir Paşa Girit'te sefirken eşi İsmet Hanım 16-17 Nisan 1890 gecesi bir oğlan doğurdu. Çocuğa anasının o gece düşünde Musa peygamberi görmesi dolayısıyla Musa amcasını ve babasının adlarından ötürü Cevat Şakir adları verildi. Musa Cevat Şakir'in çocukluğu babasının atandığı Atina Faleron'da. 5 yaşından sonra İstanbul Büyükada'da geçti. Bu yıllarda resim yeteneğiyle dikkati çeken Musa Cevat Şakir bir yandan özel dersler alırken bir yandan Büyükada Mahalle Mektebi'nde okudu. İngilizceyi hayli iyi kavradığı için hazırlık okumadan Robert Kolej 1. sınıfına alındı. Bu okulu ilk mezunlarından biri olarak pek iyi dereceyle bitirdi. Kendisi kendini bildi bileyle denizci olmak istiyordu ama ailesinin ısrarı üzerine İngiltere'nin Oxford Üniversitesi'ne gönderildi. Orada yakın çağlar tarihi bölümünde öğrenim gördü. Bu arada Oxford'un ünlü kitaplığından yararlandı. Yurda dönünce İstanbul'da çeşitli gazete ve dergilerde yazılar yazdı. Karikatür ve kapak resimleri çizdi. 1910-1925 Resimli Hafta Dergisi'nin 13 Nisan 1925 günlü sayısında hapishanede idama mahkum olanlar bile bile asılmaya nasıl giderler başlığı ve Hüseyin Kenan imzasıyla yayınlanan yazısı yüzünden 3 yıl kale bentlikle Bodrum'a sürüldü. Cezasının son yarısını İstanbul'da geçirdikten sonra yeniden döndüğü Bodrum'da yaklaşık çeyrek yüzyıl kaldı. Bodrum'un Karya çağındaki Adından esinlenerek Halikarnas balıkçısı takma adını kullanır oldu. Bodrum'un gelişmesine ve Anadolu uygarlığının tanınıp tanıtılmasına olağanüstü katkılarda bulundu. Servetif Yunan, Cumhuriyet ve daha sonra Demokrat, İzmir gibi dergi ve gazetelerde Halikarnas balıkçısı takma adıyla yazdığı yazı, hikaye ve romanlarla uluslararası üne kavuştu. Çocuklarının orta öğrenimleri için 1947'de yerleştiği İzmir'de gazetecilik, yazarlık ve turist rehberliği yaptı. 13 Ekim 1973 Cumartesi günü saat 15.10'da İzmir'de öldü ve Bodrum'da gömüldü. Ön Söz Dünyada düzenli bir anlatışa hiç gelmeyen bir yer varsa o da Anadolu'dur. Yüzyıllar boyunca Anadolu diye Anadolu'da diyar diyar gezeyim, her yerin eski efsanelerinden tutun da günümüze kadar gelmiş tarihsel olaylara yazayım dedim. Ne var ki Anadolu'nun çeşitli ekonomik, toplumsal ve filozofik kargaşalığının içinden çıkabilene aşk olsun. Örneğin bir yerden bir yere giderken insan attığı bir tek adımda felsefenin en baş döndürücü bir doğruna fırlar, Atılan ikinci bir adımda ise estetiğin derin bir uçurumuna tepetaklı dalar. Örneğin Çanakkale'ye doğru yürüyorsunuz değil mi? Hele adındaki kızın orada denize düşüp boğulduğu için, Boğaz'ın Heles Spontos adını aldığından, Hele'nin annesi Nepeleden, Altın Postu arayanların Argo Kayığından, Kayığın nasıl geçtiğini görmek için beline kadar denizden çıkan, deniz tanrıçası Tetis'in beyaz memelerini gören Argo kürekçilerinden. Bunların arasında Peleus adlısının tanrıçaya hemen aşık olduğundan. Onların düğün şöleninde en güzele diye atılan elmadan. İlk güzellik kraliçesi seçiminde Afrodit'in birinci gelişinden. Hititlerin Çanakkale'lerden İlyum diye söz ettiklerinden. Göklerdeki yedi ülker yıldızından, Troya kentinin kuruluşundan ve oradaki savaştan, Artreus hanedanının dedesi İzmirli Pelops'tan, bu adamın adını Pelopones diye Mora yarımadasına verdiğinden, Olimpiyada ilk önce Pelops uğruna oynanan olimpik oyunlarından, Ajax'tan ve onun bir de Akilos ile Amazonlar kraliçesi Penthesilea'nın Çanakkale'deki tümülüslerinden büyük toprak yığını biçimindeki mezar. Başlangıçta Minoan Giritlilerin boğazlarda kurdukları deniz üstünden, Fenikelilerin oraya bir süre egemen olduklarından, Boğazın karşılıklı Sestos ve Abidos kentlerinde oturan biri Afrodit tapınağı rahibesi Hero ile biri de Landros'un her gece boğazı yüzerek birbirine kavuştuklarından. İngiliz ozanı Byron'un da topal bacağı ile Landros gibi orada yüzdüğünden. O dönemde yani Sapo zamanında Sestos kentinin Midilli'ye, Abidos kentinin de Milatos'a. Filozof Thales o zaman Milatos'ta yaşıyordu. Ait olduğundan İran kralı Darius'tan. Kısakistan ve onun boğaz sularını kamçılattığından. Erkek üreme organının tanrısı Piraposa ilk tapınağı orada kurulduğundan. Yunanistan'dan sürülen Temistokles'in uzun süre orada yaşadığından. Büyük İskender'e orada uzun süre ders vermiş olan filozof Epikuros'tan. Oradan geçmiş olan Roma'nın büyük kayserinden. Oradaki Athena Tapınağındaki çok tuhaf göreneklerden, oradan İtalya'ya göçeden Aynas'tan ve oranın Skamandros Irmağından Romalıların can düşmanı Pontos Kralı Mithridates'ten, Büyük Konstantin ilk önce orasını Roma İmparatorluğu başkenti yapmaya kalkışmasından, Türklerin Çanakkale'yi nasıl geçtiklerini anlatan Maşivel'den. Papa'ya yazdığı mektupta Hector'un intikamını almaya çalıştığını yazan Fatih Sultan Mehmet'ten söz edeceksiniz. Ve yalnız bunlardan değil. Ama şimdicik hatır ve hayale gelmeyen daha birçok şeylerden de. Eseri birkaç parçaya ayırmaya ve ilk cidde Anadolu'nun yalnız eski efsanelerini anlatmaya karar verdik. Bu efsanelerin nelere delalet ettiklerini ve ne sonuçlar verdiklerini ise tarihsel çağlar için basılacak olan sonraki ciltlerde bildirmeyi tasarladık. Bu yöntemin bir sakatlığı vardır. Bir yerin mitolojik çağına ait olan bir şeyinin etkisi çok sonralara tarihsel çağlara giderek günümüze kadar sürer. Oysa ilk ciltte anlatılmış olan mitolojik olayı okuyucu üçüncü cilde gelinceye kadar unutmuş olabilir. Örneğin Hz. Peygamber'den çok önce Anadolu'nun büyük tanrıçası Kibele Mekke'ye götürülerek tapınılmak üzere Kabe'ye konmuştu. Namaz kılınırken kıble sözü Anadolu tanrıçası Kibele'nin adıdır. Doğallıkla erken çağlarda Çin ve Hindistan'da olduğu gibi Anadolu'da da matriyarkal yani ana ve kadınların egemen oldukları bir toplum vardı. Patriyarkal yani baba ve erkeklerin egemen oldukları bir toplum gelince bu iki anlayış ve din arasında karşılıklı fedakarlıklar oldu. Matriyarkal toplumun Anadolu büyük tanrıçası Kibele'ye, patriyarkal toplumun tanrılar tanrısı Zeus'u veya Jüpiter'i girit'te doğurmak şerefi verildi. Zaten herkesi kadınlar doğuruyordu ya. Böylece Kibele Tanrı'nın anası oldu. Anadolu'da Efesos'ta tapılan Artemis ise daha henüz Yunanistan'ın Olimposlu bir tanrıça haline dönüşmemiş bir Kibele'ydi. Bundan ötürü Efesoslular onu tanrı anası olarak tanıyorlardı. İsa'dan sonra 431 yılında kilisenin büyükleri Meryem Ana'nın özelliklerini tayin için Efesos'ta toplandıkları zaman Efesoslular Meryem Ana'nın Artemis gibi Tanrı'nın anası sayılmasında direndiler. Baskı o kadar şiddetliydi ki Hz. Meryem'in Tanrı anası değil, Hz. İsa anası olduğunu iddia eden Patrik Nestorios hemen aforoz edilerek Hz. Meryem'e Tanrı analığı vasfı verildi. Kitapta Kebele ile ilgili efsanelerden söz ederken onun binlerce yıl sonra tarih çağında Efesos'taki etkisinden söz etmeyeceğiz. Okuyucunun daha önce yazılanı hatırlaması gerekecek. Yoksa kitaplar tekrarlarla dolar. Sonra Anadolu'nun hiç delilik olmayan ama sonraki etkilerinden ötürü önemli olan efsaneleri vardır. Bunları efsanelere ait olan bu ciltte kuru kurusuna da olsa sıralayıp yazmak zorundayım. Çünkü bu katı ve kuru kabuklar kırılıp da ayıklanmadıkça sonraki ciltlerde içlerindeki daneleri vermenin imkanı olmayacak. Ege bölgesinin bir kısım efsaneleri Yunanistan'a ama çoğu Anadolu'ya aittir. Bu efsanelerin batılılarca hemen hepsi Yunanistan'a mal edilmiştir. Biz bu eserde Kuzeydoğu Anadolu'dan başlayarak batıya doğru geleceğiz. Oradan da güneye ve sonra güneydoğuya doğru giderek her yerin kendisine ait efsanelerini anlatacağız. Efsane, masal ve mitlere eskiden esatir denilirdi. Bellerine kadar insan, bellerinden aşağısı keçi olarak tasavvur edilen düşsel yaratıklara satir denilirdi. Esatir sözü onlardandır. Bu sözü kullanmayacağız. Bu efsaneler çeşit çeşittir. Bazıları rast gelinen hayvanları ya da işitilen bir bülbül ötüşü gibi sesi hayal gücüyle abartarak anlatmaya kalkışır. O çağda insanlar karşılaştıkları canlı ya da cansız cisimleri insanlaştırmaya uğraşırlardı. Bunlardan başka tarihsel olaylardan, örneğin savaşlardan ve kahramanlıklardan gelişen masallar vardı. Bunların kuru yanları çıkartılarak renkli yanlarına değer verilirdi. Salt insanların ilgilerini çekmek, onları eğlendirmek için düzenlenen efsaneler ve bir de yukarıdan beri saydığımız çeşitlere birbirine karıştırılan mitler vardı. Pek eski arkaik çağlarda olaylar çoğu kez resimlerle kaydedilirdi. Aradan zaman geçince resimlerin başlangıçta anlattıkları şeyler, temsil ettikleri olaylar unutulur ve onlar o günün merakını giderecek biçimde yorumlanırdı. Bir de gezginci ozanlar vardı. Bunların söyledikleri şiirler yazı ile tespit edilemezdi. Şiirlerin kimi yerlerini unutan ozanlar oraya başka bir şiirin bir parçasını yamalarlardı. Böylece mitler değiştirilmiş olurdu. Masalların değişmesinin bir başka nedeni de dinsel inançların değişmesiydi. Örneğin matriarkal bir toplumda saygı gören İzmirli Tantalos, patriarkal bir toplumda doğallıkla kafir sayılır ve hayal gücüyle cehennemde işkenceye mahkum olur. Günümüzde bir şey, piktografi yani resimlerle anlatma yöntemi tamamıyla unutulmuş değildir. Birçok duvar ve gazete ilanlarında ve fuarlardaki pavyonlarda endüstri, tarım, adalet ve özgürlüğün şahıslandırıldığını ve birbirleriyle el sıkışır ya da yan yana oturur durumda gruplandırıldığını görürüz. Ne demek istediğimizi iyice açıklamak için bir örnek verelim. Bugün bizde de partiler arasında tartışmalar, çarpışmalar ve benzeri şeyler oluyor. Söz yakalarında altı ok rozetli birçok halk partili Sultanahmet Meydanı'nda toplanmış. Her ne kadar böyle bir kayıt gereksizse de bu örneğimizde hiçbir partiye amaç edilmediğimizi yazalım. Partiler arasında Oğuz oğlu Bay Arif, demokratların kendilerine demir kırat sıfatını vermiş olduklarını kızarak onlara karşı ateş püskürmüştür. Manisa'da Alpoğlu Murat adına bir gazete röportajcısı bağlı bulunduğu haber adındaki gazetesine bu olayı bildirmiştir. Şimdi bu havadisin İsa'dan 20-30 yüzyıl önce piktografi ile temsil edildiğini düşünelim. İsa'dan 1-2 yüzyıl önce yaşamış olan bir Apollodorus ya da bir Higinos bu resimleri şöyle yorumlardı. Verimli ve sulak Magnezya'nın yeşil ve engin ovasında başkent tutmuş olan çağımızın en başta gelen Diti tanrısal lir sahibi Apollon oğlu kahraman Muradius, mavi ve kara gözlü fettan ve fingirde kızlarıyla hatta bütün tanrıların başlarını topaç gibi döndürmüş olan köhne Bizans'ın Afrodit memelerinden sulandığı söylenen Sultanahmet Ovası'nda kahramanlar arasında olan büyük bir savaşı şöyle anlatır. Oğuz veya Zagros ya da Zeus oğlu Bay Arifikos Kalkanlarında altı ok işaretini taşıyan savaşçılarını Edirne kapı denilen fakat Tartaros'un yani Etna Yanardağı'nın kapısı olduğu muhakkak bulunan yerden Sultanahmet Ovası'na yürüttü. İşte oradadır ki kır atlarına binmiş olan düşman süvarilerine rast geldi. Bu büyük savaş üzerine mitler çeşitli anlamlara gelebilir. Doğruluğu kesin olan bir şey varsa o da Arifikos'un savaşçılarının taşıdıkları yuvarlak kırmızı kalkanlarındaki altı ok, o kahramanın babası Zeus'un yeryüzü devleriyle savaşırken o çağda Beyoğlu diye anılmış olması melhuz olan Etna yanardağında demirci tanrı hep haistos. tarafından çırakları kikloplara dövdürülen 66.666 oktan başlıca devlerin altısını yere seren ünlü altı oklar olsa gerektir. O korkunç mücadelede düşmanın demirden yapılmış kır atları Kahraman Arifikos'un yak başına olarak ağzından püskürttüğü alevlerle erimiş ve herhalde Zeus'un buyruğuyla Tartaros'a cehenneme akmış olacaktır. Çünkü Magnezyalı, Diti Rambosçu Apollon oğlu Muradios'un eserlerinde bu savaşa değin başka bir bildiriye rast gelmiyoruz. Ne var ki o eski zamanda da şimdiki gibi ciddi bilgi aşıkları olduğu kadar ukala dümbelekleri de vardı. Bunlar Apollodorus ve Higinos'tan daha bilgili olduklarını ispat için mutlaka şöyle bir yorum daha koşarlardı. Her ne kadar Apollodorus gibi cihan allemesi olanların derin bilgilerinin ezelden hayranı isek de bu önemli sorunları incelemekte her nedense yapılmış olan küçük bir ihmalin araştırıcı gözlerden kaçmasına imkan olamazdı. Bilginlerin en cahilleri bile gereği gibi bilirler ki Zeus ve Apollon söz konusu olunca yalnız çiçekli ve hoş kokulu Sipilos Manisa dağı Manezyası asıl bildiğimiz Manisa kenti değil fakat çapraşık akışlı Mayendros Menderes Nehri Magnezyası da göz önünde tutulmalıdır. Asıl sorun Muradios'un Sipilos magnezyasından mı yoksa miandros magnezyasından mı olduğu noktasındadır. Muradios'un dolaşık sözlerine bakılırsa kendisinin çapraşık akan Maindros Nehri Tanrısının öz ve öz evladı olduğu anlaşılır. Altı oku taşıyan kalkanlara gelince. Bunlar ok olmayıp özgürlük, adalet ve eşitlik gibi adlar taşıyan altı fettan kız kardeştir. Bunların aşkları insanların yüreklerine ok gibi saplanıp insanları şiş kebabı gibi yaktıktan sonra bu sokuculuk ve yakıcılıklarını göstermek için kendileri Zeus tarafından altı yıldıza gönderilerek akrep burcuna kuyruk diye takılmıştır. Bu efsaneler bu dağlara taşları silmekle kalmamış. Bütün insanoğullarının gönüllerini de silmiş ve onların hemen hemen kültürel bir yurdu olmuştur. Oysa bizim fiilen yurdumuz olan bu yerlerin bizden başka insanoğullarına esinlediklerini biz yadırgıyoruz. Bu yadırgayış bize bir şovenlik ve bir hoyratlık veriyor. Onu bugünkü yaşamımızın hemen hemen her dalında görmekteyiz. Haritalarda Anadolu hiçbir zaman tarihte oynadığı başrolü belirtecek biçimde gösterilmez. Anadolu sadece Asya'nın batıya doğru uzanan bir köşeciğidir. Klasik çağlar tarihinde Anadolu sırasıyla İran, Makedonya ve Roma İmparatorluklarının bir eyaleti olarak gösterilir. Oysa Anadolu Asya, Avrupa ve Afrika'nın yani üç büyük kara parçasının birleştikleri yerde bu kıtaların birinden ötekine geçenlere köprülük etmiş bir yerdir. Göç eden insan yığınları ve istila için yürüyen fetih orduları hep Anadolu'nun üzerinden geçtiler. Buldukları halkı öldürmediler ama hep onlara karıştılar. Son olarak biz Türkler geldik ve onlara karıştık. Öyle ki biz Amerikalılardan bile daha melez olduk. Bundan ötürü vakit vakit Anadolu'ya gelmiş ve bu yurda kısa ya da uzun bir süre sahip olmuş ne kadar insan varsa Damarlarımızda hepsinin de kanı vardır. Her ne kadar kültür sorunu bir kan sorunu değilse de yabancımız sayarak yadırgadığımız şeylerin biz hem fiilen hem de hukuken mirasçısıyız. Tanzimat devrinde artık doğunun geri etkisinden kurtularak batıya dönmeye uğraşıldı. Cübbeler ve kavuklar kaldırıldı. İstanbul'inler ve fesler giyildi. Öyle ki Alexander Dumas o zamanki atalarımız ağızları kırmızı bal mumuyla kapanmış kapkara şarap şişelerine benzetti. Daha sonra Servet-i edebiyatına Tevfik Fikret'in söylediğine göre irfanımız tabiyet değiştirerek artık batıya bağlı olacaktı. Batı irfanı denilince yabancı bir irfan sanıldı. Oysa batı kültürünün beşiği Anadolu'dur. Batı çocuklarına okutulanların çoğu Anadolu'nun eski efsaneleridir. Biz burada o kültürü yaratmış olan insanların çocuklarıyız. Oysa günümüzden 50-60 yıl önce yani Batı uygarlığına bağlanıyoruz dediğimiz sıralarda Milo Afroditi, Semendirek Zaferi, Efesos Artemisyumu, Bergama'nın Zeus Altarı ve Halikarnas Mozelumu gibi o kültür eserleri kazılıp kazılıp Memaliki Osmaniye'den götürüldü. Buna karşı biz batılaştık diye başımıza fes ve sırtımızı İstanbul'in geçiriyorduk. Batının çiçeklerini alıp artık kurumuş olan eski ağacımızın dallarına pamuk ipliğiyle bağlamaya ne acet vardı. O çiçekleri açan gövde ve kökler bizim topraklarımızdaydı. Bu Anadolu efsanelerini yazarken Anadolu'ya gezmiş olan insanların yani seyyahların arasında hangisinin izini kovalayayım diye düşününce aklıma ilk gelen yurttaşım. Anadolu, Halikarnasoslu, Bodrumlu, Herodotos oldu. Bu ön sözün birkaç sözünü de ona ayırmayı bir ödev biliyorum. Değil yalnız Anadolu'nun ama bütün dünyanın ilk ve en büyük turisti oydu. Onu salt tarih babası diyebilenler bu iddiamı bir skandal sayarlar. Ama onun seyahatnamesine koyduğu historia yani araştırma ya da inceleme adının tarih anlamına alınmasında tarih babasının hiç suçu yoktur. O durum amacısına geziyordu. Bugün Anadolu'nun enine boyuna işleyen otobüsler, trenler, vapurlar ve uçaklar olduğu halde Yine Anadolu'da seyahat güçtür. Seyahat eden de azdır. Bir de Herodotos zamanında yani günümüzden 2400 yıl önceki taşıt araçlarının kıtlığı ve başkaca seyahat araçlarının güçlüğü düşünülsün. O çağda Anadolu'da Herodotos gibi çıldırasıya sevinerek seyahat edebilmek için insanda aşk derecesine varmış bir öğrenme ve görme özleyişi gerekti. El verir ki bir yeni yer görebilsin ve orada yeni şeyler öğrenebilsin. Herodotos'un karşılaşmasına razı olmadığı sıkıntılar, tehlikeler, zorluklar yoktu. O zaman Anadolu'da krallıklar o kadar küçük ve sık idi ki, onlar günümüzde olsalar, insan bir krallıkta uyumak üzere uzanınca ayaklarına pasaport alması gerekecekti. Herodotos Karadeniz kıyıları ile birlikte bütün Anadolu'yu, bütün Doğu Akdeniz adalarını, Yunanistan'ı, Mısır'ı, Arabistan'ı, Sicilya'yı gezmiş, kısacası o zamanın bilinen dünyasının en uzak sınırlarına dek varmıştı. Gezileri sırasında Herodotos krallarla, imparatorlarla, kahin ve papazlarla, köylülerle, yük taşıyan Anadolu kadınlarla, dağ patikalarında eşeklerini süren sürücülerle, çam ormanlarının gölgesinde ağaç biçen tahtacılarla konuşmuştu. İhtiyarlayınca her aşık gibi parası tükenerek pek fukara kalmıştı. İşte o zaman kalemi eline alıp görünüm dünyasına değin belleğinde topladığı bin bir hoş olayı kardeşleri insan oğullarına müjdelemeyi tasarlamıştı. Hindistan'da koyun yününden çok daha beyaz ve yumuşak bir yün yapan ağaçlardan. Pamuk fidanı. yalı kızların nasıl evlendirildiklerinden. Güzel kızlar çarşı meydanında arttırma usulüyle satıldıktan sonra onlardan biriken parayla çirkinler eksiltme suretiyle evden çıkartılıyordu. Yani bir çirkin kız onu en az para ile kabul edine veriliyordu. Göl kıyısı insanların, çocuklarının göle düşmemesi için ne gibi çarelere başvurduklarından, Mısır'da sivrisineklere karşı nasıl cebinlik yapıldığından, İran krallarını seyahat ederken yalnız kaynamış su içtiklerinden, Andro Makit hanedanını nasıl pire tuttuğundan, Lydia kralı Kandelos'in karısını çırılçıplak gösterdiğinden ötürü taç ve tahtından olduğundan, Lidya'da en çok kocalı kadınların nasıl en çok itibar gördüklerinden, İskitlerin nasıl kısrakları sağladıklarından söz etti. Kitabı eski çağda pek ilgi çekici bir röportaj oldu. Herodotus dünyayı da hayatı da hayran kalınacak kadar güzel bulmuştu. Onun kadar hayret etmiş, hayran kalmış insan azdır. O tıpkı Yunus Emre gibi hak bir gönül vermiş bana ha demeden hayran olur diyebilirdi yazılarında şu sözler sık sık tekrarlanır durur bana hayran kalınacak bir söz söylendi o memlekette hayran kalınacak binlerce şey var hayranlıktan dilim tutuldu çok hayret edilecek bir şeydir ki herodotosu zamanının bir Atinalısı sananlar aldanırlar. Atinalılardan başka dünyanın bütün insanlarını barbar sayan ve hor gören kibirden onda eser yoktu. Bu hor görme o zamanın Atinalılarında da yoktu. Bu özelliği eski Yunanistan'a doğunun sömürgeci zihniyeti yakıştırmıştır. Herhangi bir yabancı da zerrece değer görse hemen ona hayran kalırdı hatta İranlıları pek doğal olarak düşman sayması gerekirken İranlıların bile hayranıydı ve İranlılar da Greklere üstün bazı özellikler görüyordu. Onları dürüst, cesur ve mert buluyordu. Herodotos her işittiğine inanan, eleştirme, karşılaştırma ve inceleme güçlerinden yoksun bir saf dil sayılır. Oysa hiç de öyle değildi. Örneğin Homeros'un değişine göre dünyanın o zamanlar bilinen yerlerinin bir okyanusla çevrili olduğu sanılırdı. Herodotos, ben bu iddiaya gülümserim der. Bunu söylemekle Homeros ve Hesiodos gibi kutsal sayılan otoritelere meydan okuyor demekti. Yunanistan en büyük tapınaklarından Delphoi tapınağının kadın kahinlerinin rüşvet alarak istenilen biçimde kehanette bulunduklarını yazıyordu. O gün bunu iddia etmek, günümüzde hükümetin manevi şahsiyetine ulu orta hakaret etmekten çok daha ağır bir cinayet sayılırdı. Herodotos bu iddiasıyla kutsallığın ta özüne tecavüz ediyordu. Örneğin Troya Savaşı'nın Helena adlı güzel bir kızın kaçırılmasından ötürü başladığına inanılı şey değildi diyordu. Ve tek bir kız için güya Troya'da savaşılırken Sidon esir pazarında az buçuk bir parayla her gün yüzlerce güzel kız olan kızın satılmakta olduğunu yazıyordu. Serkes'in Çanakkale Boğazı'nın üzerine kurduğu köprüyü mahveden fırtına üstüne dolaşan söylentilere göre fırtınanın üç gün üç gece sürdüğünü kurbanlar sayesinde rüzgarların durduğunu yazıyordu ama bana kalırsa rüzgar kendiliğinden durdu diye ekliyordu. Hatta Yunanistan'ın tanrıları için onların nereden geldikleri ve neye benzedikleri Homeros'un ve Hesiodos'un çağlarına kadar meçhul iken 400 yıl önce bu iki kişinin Greklere tanrılarını yaratıp verdiklerini ve onlara adlarını taktıklarını söyler. Herodotus'un yukarıdan beri sıraladığımız düşünceleri kendisinin ne keskin bir yargı gücüne sahip olduğunu ama buna karşı pek hoşgörülü ve insansever bir adam olduğunu gösterir. Bu böyle olduğu halde Herodotus insanları hiç idealize etmedi. Hatta Plutarkos Herodotus'un kahramanlarının gerçek kahramanlar gibi değil. Fakat alelade insan imişler gibi hareket ettiklerinden yakınır. Herodotus'un kahramanlara pek inanı yoktu. Kahramanları pek kahraman değillerse de Alçak tipleri de bütün alçak değildi. Kendisi benim görevim söylentilerin hepsini yazmaktır. Ama yazdıklarımın hepsine inanmak zorunda değilim diye yazıyordu. Herodotus'un yazılarında ne Sneposanes'in yazdıklarındaki açıklık ve kesinlik ve ne de Takya Dudes'in yazılarında rastlanan felsefi incelemeler vardır. Ama onda bunlardan çok daha öte şeyler vardır. Madem ki Herodotos'tan söz ediyoruz onun yazış biçimine de değinelim. Herodotos bir insanı andı mıydı mutlaka onun bağlı olduğu kabileden, kabilenin dinsel törelerinden söz eder. Bu konu bitince onu anlatmazdan önce sözü Sardis'te mi ya da Troya'da mı Nerede bıraktıysa oraya döner. Ondan sonra İran şahı Sirius'un yaptığı savaşlara geçer. O savaşın bir veya iki ay süren dönemlerini anlatırken birdenbire yolda rastladığı bir sürücünün eşeğinden ya da orada kulağına çalınan bir efsaneden söz etmeye koyulur. Öyle ki eşekten yine Sirius'a dönünce insan bir eski ahbapla yine karşılaşmış gibi olur, sevinir. Herodotos yazmış olduğu gibi yazmakla günümüzün serbest yazı tekniğini 2400 yıl önce icat etmiş sayılır. Şunu da unutmamalı ki Herodotos'un kitabı Dünya'da yazan ilk düz yazı eseridir. Demek ki dünyanın ilk büyük epik şiiri yani İlyada Anadolu'da gün yüzü gördüğü gibi dünyanın ilk düz yazısı da Anadolu'da çıktı. Bundan başka Herodotos'un yurttaşı Harikarnaslı Ozan Dionysos'un söylediği gibi bir düz yazı cümlesine ilk olarak bir şiir dizisinin bütün gücünü veren ilk adam da yine Herodotos'tur. Şubat 1954 Harikarnas Balıkçısı Bu üçüncü baskıda metin değiştirilmedi. Bazı düzeltmeler ve eklemeler yapıldı. Bir de içindekiler cetveli eklendi. Eylül 1972 Halikarnas balıkçısı markası Yarın Amazonlar